Amerika'da bilim, icat ve inovasyon üzerine dernek ve federasyon kurmak istiyorum. Bunun yasal prosedürü nasıldır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi Amerika'da kişiler hem ticari anlamda iş yapacak şirketler ya da firmaları kurabilirler. Hem de ticari bir niteliği olmayan, amacı olmayan dernek ya da vakıf tarzında kuruluşları yapabilirler. Burada önemli olan nokta tabii hangi eyalette olacağınız ve hangi eyalette bu işlemleri yapıyor olacağınız. Dolayısıyla bahsettiğiniz şekilde bilim alanında bir dernek kurmak ya da federasyon kurmak mümkün. Bunu bulunacağınız eyaletteki State Department'a yani başvuru yaparak kuruluş imkanı mümkün olacak. Fakat önemli olan bu durumlarda iki şekilde görülebilir. Bir tanesi kuruluşun yapılması. Bu da dernek veya vakıf anlamındaki kuruluşun yapılması eyalet bazında. İkincisi de zaman geldiğinde vergi dairesi yani IRS tarafında da şirketin bağış alabilmesi ve bağış alırken de bir vergiye tabi olmaması, gelir elde ederken bir vergiye tabi olmaması ve o da bağışta bulunanlarında yaptıkları bağışı kendi vergilerinde gider olarak ya da işte kendi vergilerinde beyan edebilmeleri imkanı mümkün olacaktır. Yani vergi dairesi aşaması hemen olmayacak ama daha sonra gerekecektir. Bu olmadan da aslında vakıf ya da dernek işte destek alma amacını tam yerine getiremeyecektir. Şimdi ben hani bu noktada birazcık açacağım çünkü bu önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Özellikle farz edelim siz bu kuruluşu yapacaksınız. Genelde eyaletlerin bu noktadaki bakışı tabii her eyaletten eyalete değişebilir. En az 3 tane yönetim kurulu üyesinin oluyor olması gerekiyor. Dolayısıyla siz en az 3 yönetim kuruluyla örnek verelim. New York'ta bu tip bir vakıf ya da derneği kuruluşunu eyalet bazında yapabilirsiniz. Ve eyalet bazında bunu yaptıktan sonra ikinci yapılacak şey bu vakıf ya da derneğin işte tüzüğünün belirlenmesi ve planlarının amaçlarının çiziliyor olması olacaktır. Ve bu dernek ve vakıf gerekli çalışmalara başlayıp işte bu toplantıysa toplantı ya da bu belli bir anlamda hizmetse o hizmeti ve sağlamaya başladıktan sonra birkaç event ya da toplantı olaylarından sonra da vergi dairesine başvuru yapıp vergi dairesinden 501'in altındaki yer alan ayrıcalık yani bu vergi avantajından faydalanması için gerekli başvuruyu yapması gerekecektir. Ve bu vergi dairesinden de vakıf ve dernek özelliğini elde ettikten sonra artık ona bağışta bulunacak üyeler ya da dışarıdan bağışta bulunan kişiler bu noktada bu derneğe ya da vakfa yaptıkları bağıştan dolayı kendi vergi beyanlarında bunu yansıtabileceklerdir. Ve aynı şekilde de bu vakıf ya da dernek bu destekleri aldığı zaman bağışları ya gelir olarak değil, işte bunların gelir üzerinden hani vergi ödemesi durumuna girilmeyecek. Bazı noktalarda da özel bu vergi istisnası durumundan dolayı da bir yer kiralarken aynı şekilde vergilere tabi olmayacak. Dolayısıyla bu hem eyalet bazında yapılacak çalışma hem de vergi dairesi tarafında yapılacak çalışma bu dernek ya da federasyon için kuracağınız çok önemli bir yer teşkil edecek. Ben hani özellikle bu şekildeki takipçimizin sormuş olduğundan dolayı şöyle bir şey de belirtmek istiyorum. Gerçekten hani Amerika'da bu tip dernek ya da vakıfların kurulması, desteklenmesi ve gerçekten kuruluş amacına yönelik çalışmaları yapıyor olması bizim hem buradaki toplumumuza hem de Amerika'ya çok büyük fayda sağlayacak adımlar olacak. Dolayısıyla bu noktada bu takipçimizi destekliyorum. Hani herhangi bir şeye ihtiyacı varsa bizi de haberdar edebilir. Bu tip girişimlerin desteklenmesi gerektiğine inanıyorum deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.